Dünyada artık gündemde iklim değişikliği, küresel ısınma. Tabii bu çalışanları ve çalışan tüm insanlığı ilgilendiriyor. Çalıştay düzenlendi, iklim değişikliğinin çalışma yaşamına etkileri tartışıldı. Bu Teskobiş'in işi değil. Bu tüm insanın işi, tüm sendikaların, konfederasyonların işi. Dolayısıyla her biriyle bu işin çözümü için kafa yormalıyız. Genelde basında iklim değişikliği olarak verilen ve bugüne kadar hep aynı şekilde anlatılan küresel ısınmanın kendisidir. Teskop İş Sendikası 5 Ekim tarihinde Ankara'da iklim krizinin çalışma yaşamına etkileri başlığıyla çalıştay düzenledi. Çalıştayda küresel ısınmadan dolayı göçlerin yaşanacağı, bunun da çalışma yaşamında sorunlar yaratacağına dikkat çekildi. Çok az miktarda bile bu ülkeye göç eden insanlar geldiğinde çalışma yaşamı alt üst oluyor. İşte kuralsız çalışma, kayıtsız çalışma, yani bunu büyük ölçekte, dünya ölçeğinde düşündüğümüzde göçler olacak. Küresel ısınmadan dolayı eğer önlemler alınmazsa felaket bizi bekliyor. Teskop İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, işveren ve çalışanların da iklim değişikliğine çözüm araması gerektiğini söyledi. Burada bütün insanlık, herkes kendi çapında, işte işverenler, işçi kesimi, diğer sanayi kuruluşları hepsi masaya çözüm önerilerini getirip insanlık için bir çıkış aramalıyız. Çünkü batan bir dünyada ne işveren olur, ne işçi olur. Çalıştay konuşmacılarından biyolog Profesör Doktor Ali Demirsoy da ulusal kanala değerlendirmelerde bulundu. Demirsoy, küresel ısınmanın şimdiye kadar 7 kez meydana geldiğini söyledi. Her defasında dünya kendini toparlayabildi. Ama denizdeki resifleri tahrip etmemiz nedeniyle, ikincisi insan nüfusunun artması nedeniyle, üç tüketimi artması nedeniyle, artık resifler kendini yenilemeyecek durumda olduğu için bizim yeniden dünyayı onarma ve eski haline getirme şansımız ortadan kalkıyor. Küresel ısınmanın daha çok konuşulacağını belirten Demirsoy çözüm için çağrı yaptı. Çok fazla zamanımız da kalmadı. Benim görüşüme göre 15-20-30 yıl içerisinde büyük olaylara gebeyiz. Ve belki de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünyada en çok konuşulacak konu küresel ısınma olacak. Burada uluslararası bütün şeylere, taraflara ve ülkemizin bütün yöneticilerine ve de kişisel olarak bize düşen çok önemli görevler var.